Ve tekrardan merhaba Paraksilen Kimya izleyicisi. Alkanların büyük bir kısmını bitirdik. Geri kalanlar çok zor değil. Şimdiye kadar olanlar daha zordu. Şimdi alkanların kullanım alanları. Alkanların arkadaşlar kullanım alanları başta da bahsetmiştik. Genelde yakıt. Yani baktığımızda 1 ile 4 arası doğalgaz, tüp gaz çakmak, 5-6 petrol eteri çözücü, ligroin çözücü, benzin, kerosen, jet yakıtı, gaz yakıtı, mineral yağlar gibi genelde yakıt olarak kullanıyoruz. Onlar aklımızın bir kenarında kalsın. Alkanların tepkimeleri. Alkanların bir tane önemli tepkimesi var. Geri ikisi kolay. 1. Yanma tepkimesi. Önemli olan bu değil. Bunu normal kimyasal hesaplama bilgimizde yaparız. Alkan yanıyor. Karbondioksit su oluşturuyor. Alkanların karbon sayısı arttıkça yandığı zaman verdiği ısı artar. Bunu unutmayalım. CnH2n+2'yi yaktın. N tane karbon var. N tane karbondioksit. Kn+2 hidrojen var. Denkleşmesi için N+1 ile çarptın. Bak 2N+2 oldu. 2N burada var oksijen. N+1 burada var. O zaman 3N+1 tane oksijen olması lazım. 2 ile çarpacağım için 3N+1/2 oluyor. Ezbere gerek yok. Harfle denkleştirebilirsin değil mi? Ne diyor? Formülü bilinmeyen bir alkanın yanması sonucu. Şimdi bir alkan diyor. Biz bu alkanın genelde tabii ki düz zincirli olduğunu varsayıyoruz. Düz zincirli olduğunu varsayıp çözdüğümüzde sorunun cevabı çıkmazsa bir de halkalıya göre çözeceğiz. Mantığımız bu. N tane karbon var. N tane karbondioksit. 2N+2 tane hidrojen var. N+1 ile çarpmalıyım. 2N+2. 2N+1, 3N+1. 3N+1/2. Oluşan CO2 kütlesinin, şimdi CO2'nin 1 molü 44 gram. N molü 44 çarpı N gram. Suyun 1 molü 18 gram. N+1 molü N+1 çarpı 18 gram. CO2'nin suya oranı, yani 44N'in 18 çarpı N+1'e oranı 11/6'ymış. İşlemleri yapayım. Şununla şu gider. Şurada 4 kalır. 4N ile 6'yı çarparsak 24N eşittir 18N artı 18 gelir. 24N'den 18N çıkarırsak ne oldu? 2 oradan 4 oldan 6N eşittir 18. N eşittir 3. Tam sayı çıktı. O zaman N eşittir 3 yerine yazıyoruz. C3H8. Gördün değil mi? Formülü yazıyorsun. Sana verilenleri yerine koyuyorsun. Soru zaten çözülmüş oluyor. İkinci tepkimemiz alkanların yer değiştirme, substitüsyon tepkimesi. Alkanlar ultraviyole veya güneş ışığı altında halojenlerle yer değiştirme tepkimesi verir. Bu tepkime sırasında alkanın yapısında bulunan bütün hidrojen atomlarının yerine hidrohalojen bağlayabilirsin. Bak, klor hidrojenin yerine gitti, hidrojen halojenin yerine geçti. Bir hidrojen çıkınca CH3, klor gelince CH3Cl, HCl. Elde ettiğin CH3Cl'yi hidrojeni halen olduğu için bir daha klorlayabilirsin. CH2Cl2. CH2Cl2'yi bir daha klorlayabilirsin. CHCl3. CHCl3'ü bir daha klorlayabilirsin. CCl4. Anlaştık değil mi? Ha istersen bu tepkimeyi toplu olarak da yazabilirsin. Yani örneğin 3 defa mı klorlayacaksın? 3Cl2. 3 klor gidip 3 hidrojeni gönderecek. Yerine bir hidrojen kalacak. CHCl3. Giden 3 hidrojen de 3 de kloru bağlayacak. 3HCl. Mantık bu. Bütün hidrojenler bitinceye kadar bu tepkimeye devam edebilirsin arkadaşım, unutma. Ne yapmış? C6H6 bak. Hidrojen buraya, X buraya gelmiş. C2H6, hidrojen buraya, X buraya gelmiş. C3H6, X doğrudan içine katılmış bak. Yer değiştirmemiş. Hangisi yer değiştirme? 1 ve 2'de yer değiştirmişiz. 3'te yer değiştirme değil. X bileşiğin yapısına katılmış. Anlaştık değil mi? Bir sorun yok. Bu neymiş? CH4NBr2. Halojenlenmedir. Doğru. 4 hidrojen olduğu için en fazla 4 tane brom katabiliriz. Doğru. N2 ise CBr4 olmaz. Eğer N değerin 2 ise 2 hidrojen gider. 2 hidrojenin kalır. CH2Br2 oluşur artı 2HBr oluşur. N2 ise bunu unutmuyoruz. Cevabımız 1 ve 2. Mantığı çok basit bir tepkime ki alkanların en önemli tepkimesi de bu. Daha önemli başka tepkimesi yok. Bir yanma tepkimesi yine bir organik bileşiğin, konuşabilsem bak çok güzel şeyler anlatacağım. X'in 1 molü yandığında 4 mol su oluşuyor. O zaman
Burada 8 hidrojen varsa X'in yapısında 8 tane hidrojen var. 1. Yer değiştirme veriyor. Alkan. 48 gram karbon içeriyor. 4 mol. O zaman C4H8 demek ki bir siktoalkanmış. Hemen atlayıp bakın C3H8 demeyeceğiz. Bileşikte diğer bilgileri de okuyacağız. Hemen öyle sazanlık yok. Bakalım bu ne diyor? CH4Cl2, CH3Cl klor hidrojenin, hidrojen klorun yerine ışık veya UV katalizinde demiştik. Yer değiştirme, ışık katalizör, alkil dediğimiz metil, halojen dediğimiz klor, alkil halojenür oluşmuştur. Evet doğru, alkil halojenür oluşmuştur. Bir notumuz var. Bu not diyor ki yüksek karbon sayılı alkanların katalizör eşliğinde daha küçük karbon sayılı alkanlara bölünmesine katalitik cracking, katalizörsüz sadece sıcaklığın etkisiyle bölünmesine de sıcaklıkta yaptığımız için termal cracking denir. Ne dedik? Katalitik cracking, katalizörle büyük karbonu parçalıyorsun, küçük karbonları elde ediyorsun. Termal cracking, ısıyla büyük karbonlu alkanı parçalıyorsun. 8'i 4 4'e, 10'u 5 5'e, 10'u 6'ya 4'e de parçalayabilirsin. Bunun özel bir kuralı yok. Bu not olarak verilmiş arkadaşlar Milli Eğitim'de. Bunu da unutmuyoruz. Cracking, crack, kırma. Yani uzun süre çalışmış Türk Dil Kurumu bunu Türkçe'ye çevirmek için. Hani crackleme, kırma, parçalama, zinciri parçalama. Evet, metan türevlerinin kullanım alanları var arkadaşlar. Bir de bunlar da yine ezber. Metil klorür, renkli, zehirli. Renksiz zehirli, özür dilerim. Kimyada silikon polimerlerin üretiminde kullanılıyor. Diklorometan yine zehirli, suda çözünür. Metal ve tekstil sanayisinde kauçuk fotoğraf filmi üretiminde kullanılıyor. Kloroform çok sıklıkla kullandığımız için karşınıza çıkma ihtimali en yüksek olanı. Oda sıcaklığında gazı yanlış vermiş bu sıvı halde kloroform arkadaşlar. Milli Eğitim'den almıştım ben, yanlış vermiş. Anestezik madde olarak kullanıyoruz. Yine karbon tetraklorür çok sık kullandığımız iyi bir çözücü. Kuru temizlemede kullanıyoruz. Yangın söndürücüde kullanıyoruz. Zehirli olduğu için günümüzde kullanılmıyor artık. Düz zincirli alkanlar yanar. Yer değiştirme verir. Karbon sayısı büyükse cracking verir. Ama katılma diye bir tepkime gördük mü? Görmedik. Neden? Vermediği için. Allah Allah. Neden görmemiş olabiliriz? Böyle şey mi olur? Hangisi gerçekleşmez? Bakın alkan yandı. Tamam. Klorla yer değiştirdi. Tamam. 8'i parçaladık. Tamam. Bunu görmedik de hani alkandan hidrojen çıkardık. Olabilir ama alkanın yapısına ekstra bir şey katamazsınız arkadaşlar. Alkan bütün bağları full doludur. Ona bir şey sokamazsın. Çıkarabilirsin. Yer değiştirebilirsin. Ama bir şey katamazsın. Değişik eskiden müfredatta vardı. Şu anda yok. CH4C2H6 alkan alkan katılma vermez. Evet. Yeterince klor varsa CCl4 elde edilir. Evet. C2H6'nın yanmasından. Yanarsa 2 karbon var. 6 hidrojen var. 0,2 molünü yakarsan 0,4'e 0,6 elde edersin. 0,4 diyor. Yanlış. Sadece 3. şıkkı tepkime denkleştirmeyle ilgili. Ve alkanlar burada biter sevgili arkadaşım. Alkanı bitirdik. Alkanları güzelce çalışıyorsun bak. Alkan organik kimyanın temeli. Alkanı iyi yapamazsan eğer, diğer konulardan da çok zorlanırsın. Bu yüzden alkanı çok iyi yapmak zorundasın. Çok iyi öğren. Fasikülden çöz. Üzerine soru bankasından çöz. Organik soru bankasından çöz. Normal soru bankasından çöz. Alkanı çok iyi öğren. Alkende biraz daha rahatlayacaksın. Alkinde iyice rahatlayacaksın. Sonrası tereyağı gibi akıp gidecek. Akıp gidecek inan ki. Kendine iyi bakıyorsun. Tavsiyelerimi unutmuyorsun. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün bir de AYT programı yayınlayacağım. İki tane yayınlayayım. 12'ler ayrı, mezunlar ayrı. AYT programında kendini özelleyip programlı çalışıyorsun. Programlı, programsız çalışmıyorsun. Anlaştık değil mi? Kendine iyi bak. Söyleyeceğin başka bir şey var mı? Notları paraksilen.com'da izliyorsun. Videolar hem buradaki listeler güncel, hem paraksilen.com'daki listeler güncel. Orada şey yapabilirsin, videoları izleyebilirsin, indirebilirsin, videoları indiremezsin. Oradan linkine ulaşırsın. Başka, paraksilen.com'un forum bölümünü de yavaş yavaş kullanabilirsiniz artık arkadaşlar. Oraya sorularınızı atabilirsiniz. Ben fırsat buldukça oraya orijinal güzel sorular atacağım.
Şimdilik bir tane var. Kimse cevap vermediği için atmıyorum. Forum kısmını da artık yavaş yavaş kullanalım. Şu siteyi yaptık, tasarladık. Bir sürü para harcadık. Kullanalım değil mi? Evet. Bu kadar. Söyleyeceğim bir şey yok. Kendinize iyi bakın. İyi günler.